Ya Darwinistlerin ilginçliğini ve yani olağanüstü varlıklar olduğunu diyeyim. Daha insanlarımız yeni fark etmeye başladı. Eskiden saygı duyuyorlardı onlara. Yani hakikaten çok bir şeyler biliyorlar zannediyorlardı. Milletimiz hayret, dehşet ve şaşkınlıkla uyandı. Yani büyük bir bölümü veya bir kısmı diyeyim. Bir kısmı zaten biliyordu bunların ne olduğunu. Ama bir kısmı hayret ve şaşkınlıkla uyandılar. Şimdi onlar da ortada böyle bir arenanın ortasında ilginç varlıklar gibi dolaşıyor. Milletimiz de onları hayretle seyrediyor. Yani böyle nedir bunlar gibi. Mesela verdikleri cevaplar, konuşmalar, insanlar nefesini kesiyor. Çok şaşırıyorlar. Ya bunlar buna nasıl inanabiliyor? Nasıl bunları savunabiliyor gibisinden. Zaten dikkat ederseniz Habertürk'teki gariban üsluplarından da bunu çok açık gördük. Eskiden bunlar, dünyalar bizim üslubundaydı. Yani çok üst perdedendiler. Öyle garibanlaşmışlar. Öyle garibanlaşmışlar ki yani savunma savunmaya benzemiyor, açıklama açıklamaya benzemiyor. Evet. Tam bir böyle kumaşa dolanma olayı var. Maşallah. Yani tam anlamıyla böyle elleri ayakları kumaşa dolanmış vaziyette düşecekler. Maşallah. Yani yürüyemiyorlar dahi. Şimdi bütün milletimize biz bir seansta bunu bir kere de göstermiş olmamız da büyük bir mucize oldu, nimet oldu. Çünkü aslında belki biraz uzayabilirdi mesela birkaç kere daha görüşmemiz, anlatmamız gerekebilirdi. Daha ilk seferinde Kürt din sırt üstü yere düştüler. Maşallah. Çıkmak istemediler karşımıza. Evet, ondan sonra zaten tamamen araziye geçtiler. Yani böyle. bu çünkü normal, çünkü kardeşim diyoruz, ara fosil getir diyoruz. Al sana ara fosil diyorlar. Tam mükemmel canlılar alıp üstümüze getiriyorlar. O zaman sen kardeşim atı, eşeği, köpeği, kedi her şeyi bize ara fosilden getirirsin sen. Olur mu öyle şey? Ara fosilin ne olduğundan haberi yok bir kere daha. Evet. Ara fosil demek patolojik varlık demektir. Hı hı. Sen bize çok mükemmel varlıklar getiriyorsun. Her yönde mükemmel, tam düzgün, tam teşekkür etmiş. Ondan haberi yok. Bir de milleti de böyle ikna edeceklerini zannediyorlardı böyle resimlerle şundan ben. 250 milyon fosilden bahsettik. Evet, maşallah. Nasıl açıklasınız 250 milyon fosili? Getirip masanın üstüne koyuyoruz. Küt diye ses geliyor fosilin. Kendini anlıyorlar yani. Oradan da konuşamadı. Proteinlerden açmaz da. Evet. Evet, kromozomlardan açmaz da. Hücreye baksan açmaz da. Hücreden açmaz da. Ruhtan açmaz da. Evet. İnsanlarımız boş yere bunları gözünde büyüttüklerini anladılar. Tam aksine yani çok olağanüstü bir durum olduğunu anladılar. Allah'ın bir mucizesi olduğunu anladılar. Yani yüz binlerce profesörü Allah bu inanca onlara itti. Ve mecburen iman ettiler. Evet. Yani Darwin'in bu saçmasına, Darwin'in belki de sırtıyla güldüğü bu felsefeye hepsi diz çöküp iman etti. Sonra da Allah bunları mahcup etti. Yani çok akıl almaz bir şeye inandıklarını gördüler. Yani putperestlerin inancından bile daha ilkel, daha mantıksız bir şeye inandıklarını gördüler. Çünkü atomları tek tek ilahlaştırdıklarını gördüler.